Efendim şimdi kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri bugünlerde cesur bir anneyi konuşuyor çünkü. Hamileliğinin 18. haftasındayken bebeğinin hasta olduğunu ve çok yaşamayacağını öğrenmişti anne. Ve yine de doğuracağım dedi, doğurma kararı aldı. Bu kararı almasının nedeni ise çok önemli. Bebeğinin hayatını kaybettikten sonra diğer hasta bebeklere umut olacağını düşünüyor olması. Bebeğinin hasta olduğunu öğrendi, öleceğini bile bile doğum kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Krista Davis hamile olduğunu öğrenince havalara uçmuştu. Eşiyle birlikte bir kız bebekleri olacağını öğrenen çift, hamileliğin 18. haftasında hayatlarının en kötü haberini aldı. Doktora giden çift, bebekte bir hastalık olduğunu ve beyninin bir kısmının olmayacağını öğrendi. Üstelik minik bebek bu şekilde doğsa bile çok fazla yaşamayacaktı. Dünyası kararan anne, doktora bebeğinin diğer organlarının çalışıp çalışmadığını sordu. Evet yanıtını alınca da hayatının en zor kararlarından birini verdi. Cesur anne yaşayacağı acıyı bile bile bebeği doğurma kararı aldı. Çünkü bebeği hayatını kaybettikten sonra organlarını bağışlayacak ve başka hasta bebeklere umut olacaktı. Krista ve Derek'in Real adlarını verdiği kızları dünyaya geldi. Beyninin bir kısmı olmayan minik kız sadece bir hafta dayanabildi. Ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Anne Krista organ bağışlama kararı ile ilgili olarak onun doğmasını sağlamak, organlarını bağışlayabilme fırsatını sağladı. Bu da diğer annelerin bizim aksimize bebeklerini eve götürebilmeleri anlamına gelirdi dedi. Cesur annenin bu kararı iki bebeğe can oldu. Bebeğinin kalp kapakçıklarını bağışladı ve iki bebeğin kurtarılmasını sağladı. Akciğerleri ise bir araştırma vakfına gitti. Cesur annenin bu kararı kendi bebeğini değil ama hasta iki bebeğin hayatını kurtardı.